Miraç ne demektir? Bu gecenin önemi nedir? Miraç, merdiven demektir. Resulullah Efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recep'in 27. gecesidir. İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Miraç bildirilmektedir. Mutezile fırkası, Resulullah Efendimizin bir anda cenneti, cehennemi ve daha birçok yerleri gezip gelmesine akıl erdirememiş, Miracı kabul etmek, Allah'a mekan ittihaz etmek olur diyerek Miracı inkar etmiştir. Allahu Teala Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşmuştur. Tur Dağı Allahu Teala'nın mekanı mıdır? Elbette değildir. Cennete giren müminler de Allahu Teala'yı görecektir. Cennette Allahu Teala'nın mekanı değildir. Allahu Teala mekandan münezzehtir. Kavlül Fasl kitabında deniyor ki İsra suresinin ilk ayetinde Allahu Teala kudret ve azametinden nice acayip işlerden bazılarını göstermek için Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'den Kudüs'e götürdüğünü bildiriyor. İsra kelimesi rüya için kullanılmaz. Sana Miraç'ta gösterdiğimiz temaşayı insanlar için bir fitne kıldık. Ayetindeki fitne imtihan demektir. İmtihan ise uyanıkken olur. Peygamber Efendimizin anlattığı rüya olsaydı hiç kimse tuhaf karşılamazdı. Hazreti Ebubekir tasdik edip yüksek derecelere kavuşmazdı. Resulullah'ın Mekke'den Kudüs'e götürüldüğüne inanmayan kafir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan sapık olur. Birkaç saniyede Mekke'den Kudüs'e götüren Allahu Teala neden uzaklara götürmesin? Allah'ın kudretinden ancak kafirler şüphe eder. Peygamber Efendimiz miracını özetle şöyle anlatıyor. Verilen burağa binip Beytül Makdis'e geldim. Onu önceki peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım. Sonra mescide girip orada iki rekat namaz kılıp çıktım. Cebrail bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrail, yaratılışa uygun olanı seçtin dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında sen kimsin diye bir ses geldi. Ben Cebrail'im dedi. Yanındaki kim dendi. Muhammed Aleyhisselam dedi. O peygamber olarak gönderildi mi dendi. Cebrail evet dedi. Gök kapısı açıldı. Hazreti Adem'le karşılaştım. Bana merhaba diyerek hayır dua etti. İkinci semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana merhaba diyerek dua ettiler. Üçüncü semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazreti Yusuf'u gördüm. O da dua etti. Dördüncü semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. Hazreti İdris'i gördüm. O da dua etti. Beşinci semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazreti Harun'u gördüm. O da dua etti. Altıncı semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Hazreti Musa'yı gördüm. Merhaba diyerek dua etti. Yedinci semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beytül Mamur'a dayamış Hazreti İbrahim'i gördüm. O da dua etti. Beytül Mamur'u gördüm. Sonra Cebrail beni Sidretül Münteha'ya götürdü. Allah günde 50 vakit namazı farz kıldı. Musa'nın yanına gelip anlattım. Rabbinden azaltmasını iste. Ümmetin buna güç yetiremez, dedi. Birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim, 5 vakit namazı farz kıldım. Her vakit için 10 sevap vardır. Böylece 50 vakit namaz olur, buyurdu. Günahlarımız
çoktur biştiba, bizlere şefaat ya.